Şimdiye kadar yaptıklarımızla kartezyen koordinatlara bayağı değindik gerçi. Siz bunu fark etmemiş olabilirsiniz çünkü şimdiye kadar bu kavramı pek kullanmadım. Peki kartezyen koordinatlar nedir? Artık aşina olduğunuzu umduğum eksenleri çizeyim. Eğer hala aşina değilseniz önceki videoları lütfen tekrar izleyin. Evet x eksenini ve y eksenini çizeyim. Kartezyen koordinatları aslında 2'den fazla boyutta da olabilirler ama şimdilik iki boyutlu kullanacağız. 2 boyutlu uzayda herhangi bir nokta belirlemek istiyorsam x ekseninde ne kadar gitmem gerektiğini ve y ekseninde ne kadar gitmem gerektiğini burada belirtirim. Şimdi bir nokta belirleyeyim. Bu noktanın kartezyen koordinatlarını vereyim şöyle söyleyeyim, bu noktaya gidebilmek için 3 birim sağa gitmem gerekiyor. Evet, burası 3 ve yukarı doğru 4 birim gitmem lazım. 1, 2, 3, 4 ve sonunda buraya geldik. Alışıla geldiği gibi burası x ekseni ve bu da y ekseni. Bu noktada 3,4 noktası. Alışılmış sistemde ilk koordinat x koordinatıdır. İlk olarak x ekseninde ne kadar gittiğimizi, ikinci koordinatta y koordinatı yani dikey eksende yukarıya veya aşağı doğru y ekseninde ne kadar gittiğimizi belirtiriz. Bu 3,4 noktası. Buraya gelebilmek için 3 sağ, 4 yukarı ya da 4 yukarı 3 sağa gidebilirdik. Sonunda aynı yere ulaşırdık. Bu yaptığımız 2 boyutlu uzayda bir noktayı belirlemek için sadece bir yöntem. Farklı bir yöntem ise muhtemelen bunu her gün kullanıyorsunuzdur. Sizi bir tarafa doğru yönlendiriyorum ve siz bu yönde belirli bir mesafe gidiyorsunuz. Şöyle diyeyim, sizi bu doğrultuda yönlendiriyorum. Sizi bu doğrultuda yönlendirdiğimde bu kadar gitmeniz gerekir diyorum. Bu yönde bu kadar ilerlemeniz gerekir. Bu yöntem sizi yine aynı noktaya getirir. Şimdi bir yönü nasıl tarif ederim? Buraya 0 derece desem nasıl olur? Peki buraya x ekseni desem, buraya da 0 derece desem. Şimdi açılarla ilgileneceğiz. Umarım açıyı radyana çevirmeye biliyorsunuzdur. Açıları kolayca radyana çevirebilirsiniz. Şimdi buraya 0 derece, buraya da teta derece dersek bu yönü tanımlayabiliriz. Ve şunu istiyorum, sizi bir açıyla yönlendireceğim. Burada gözü bağlı birini hayal edebilirsiniz. Onları buraya doğru yönlendiriyorsunuz ve r birim yürü diyorsunuz. Ve onlar da aynı noktaya geliyorlar. Ve bu noktayı belirtebilirsiniz. Belirtmek değil de bu kartezyen koordinatları x virgül y bunu da belirtebilirsiniz. Belki bunu belirtmek için bir yol bulabiliriz ve bunu morla göstereceğim. Bunu r virgül teta diye niteleyebiliriz. Yani demek istediğimiz teta yönünde r birim yürü. Evet, şimdi bunun ne olduğuna bakalım. Sanki bu biraz soyut oldu. Anlaşılması biraz zor gibi. Şimdi biraz trigonometri ve biraz da Pisagor teoremi kullanacağız. R ve teta'yı anlamaya çalışacağız. Sanırım R daha kolay anlaşılacak. Çünkü buraya baktığımızda bu bir dik üçgen. Bu mesafe 3 birim, bu mesafe ise 4 birim. Bu bir dik üçgen. Peki burada R ne olur? Pisagor teoremi 3'ün karesi artı 4'ün karesi hipotenüsün karesine ya da R'nin karesine eşittir. Yani diyebiliriz ki 3'ün karesi artı 4'ün karesi R'nin karesine eşittir. Bu da 9 artı 16 R'nin karesine eşittir demek. Burada R'nin karesi 25'e eşittir. Negatif uzaklıkla uğraşmak istemiyoruz. Bu yüzden R 5'e e eşittir. Gayet makul. Şimdi r'nin 5'e eşit olduğunu bulduk. Peki teta'yı nasıl bulacağız? Burada ne biliyoruz? Teta'yı bulmaya çalışacağız. Teta'nın karşısını biliyoruz, değil mi? Şimdi biraz da trigonometrik oranları hatırlayalım. Kısaltmamızı yazalım. sk koko Takako demiştik. Evet yazdığım size tanıdık gelmediyse temel trigonometri videosunu bir kez daha izleyebilirsiniz. Ska sinüs karşı bölü hipotenüstü. Koko kosinüs komşu bölü hipotenüstü. Takako tanjant karşı bölü komşuydu değil mi? Böyle bir şey uydurmuştuk birlikte. Şimdi tetanın karşısını biliyoruz değil mi? Dörttür. Ayrıca komşusunu da biliyoruz. Bu da 3. Hangi trigonometrik fonksiyon karşı kenar ve komşu kenarı kullanır? Karşı ve komşu takako tanjant. Yani tetanın tanjantı karşı yani y koordinatı burada 4'e eşit bölü komşu. Burada komşu kenar 3. Tetanın tanjantı 4 bölü 3'e eşitmiş. Bunu çözmek için iki tarafta da tanjantın tersini almak gerekir. Bu da aynı şey. Hesap makinenize bağlı olarak bunu yazabilirsiniz. İki tarafın tanjantının tersini aldığınızda tamam sadece yazalım. Bunu ark tanjant teta'nın tanjantı eşittir. Ark tanjant 4 bölü 3 diye yazabiliriz. Şimdi bu teta'nın ark tanjantı yani tanjant teta'nın ters tanjantı. Bu da teta'ya eşittir. Bu ifade sadeleşerek teta olur ve ark tanjant 4 bölü 3'e eşittir. Ark tanjantı başka türlü de yazabiliriz. Aynı ifade Sade e, tanjant üzeri eksi 1 diye de yazılabilir e, bazen böyle de karşınıza çıkabilir ama e, bu yazılım biraz daha yanıltıcı olabilir çünkü bilmiyorsunuz tanjant tetanın negatif kuvvetini mi alacağım diyenler olabilir bazen art tanjantı tanjant üzeri eksi 1 olarak yazacağım her neyse. Bu karışıklığa meydan vermeyiz. Yani teta'yı ark tanjant 4 bölü 3'ten bulabiliyoruz ve çoğu insan ark tanjant 4 bölü 3'ü ezbere bilmez. Ben de TI-85 kullanmadan bunu bulmanın kolay yolunu bilmiyorum. <laughs> evet şimdi bulalım. Peki şimdi ark tanjantı nasıl buluruz? Tanjantın tersini bulmak istiyoruz. Burada ikinciye basıyoruz ve ark tanjant 4 bölü 3. Hesap makinemin açı ölçüsü derece olarak ayarlı ve 53,13 derece bulduk. Yani teta 53,13 dereceymiş. Evet istediğimizi bulduk. Bu noktayı iki boyutlu düzlemde x eşittir 3 ve y eşittir 4 olarak belirtebileceğimizi zaten biliyorduk. Bunu r eşittir 5 ve teta eşittir 53,13 derece olarak gösterilebilir. Burada verilenlere göre x ekseninden 53.13 derece saat yönünün tersine doğru yönel ve 5 birim git bakalım dediğinizde aynı noktaya ulaşıyorsunuz. Ee, kutupsal koordinatların anlatmaya çalıştığı şey budur. Başka bir tane yapalım. Başka örneğe geçmeden önce burada genel gösterimi verelim. Genel gösterimi bilirseniz örnekleri buna göre çözebilirsiniz. Rastgele bir nokta yazalım. Bir öncekinde belirli bir nokta verdim. Bu nokta 3,4 müydü? Öyleydi sanırım. Peki burada x, y noktamız var diyelim. Tam burada. Burası x koordinatı, burası da y koordinatı. Peki bunu kutupsal koordinatlara nasıl çeviririz? R, teta. Bir önceki videoda yaptığımızın Aynısını yapalım. Uzaklığımız r ve açımız teta. Bu geçen videoda yaptığımız şey olacak. Pisagor teoremi kullanacağız. x'in karesi artı buradaki uzaklıkta y değil mi? Bu uzunluk x. Pisagor teoremi ile x kare artı y kare eşittir. r'nin karesi buluruz. Bu sadece Pisagor teoremi ve tanjant teta'mız var. Bu açının tanjantı. Trigonometrik oranlardan tanjantı hatırlayalım. Karşı bölü komşu, tanjant teta eşittir karşı burada y bölü komşu yani x Bunlar ihtiyacınız olan şeyler. Daha ileri gitmek isterseniz bunları kağıdınızın bir köşesine yazmanız yeterli. Peki başka türlü gitmek istersek y'yi nasıl fonksiyon olarak belirtebilirim? Eğer elimizde r ve teta varsa y'yi nasıl bulurum? Peki biraz düşünelim. Eğer y'yi bulacaksak şimdi diyelim elimizde r ve y değerleri var ve teta'yı bulmaya çalışıyoruz. Teta'yı r ve y türünden nasıl yazarım? r hipotenüs ve y karşı kenar trigonometrik oranlar için kısaltmamızı yazayım. Şimdi karşı ve hipotenüs ile ne yapabilirim? sinüs sinüs teta karşı yani y bölü hipotenüs o da r değerine eşit r'ye eşit. Şimdi her iki tarafı r ile çarparsam r çarpı sinüs teta'nın y'ye eşit olduğunu bulurum. Şimdi başka yoldan yapalım. Peki teta r ve x için bir eşitlik yazmak istersek ne yazmamız gerekir? x açının komşusudur. R burada yine hipotenüs. Komşu ve hipotenüs ile neyi bulabilirim? Kısaltmaya bakın. Koko kosinüs. Şimdi kosinüs teta'nın komşu yani x bölü hipotenüs yani R olduğunu bulurum. Her iki tarafı da R ile çarptığımızda x'in R çarpı kosinüs teta'ya eşit olduğunu buluruz. Bu formülleri gerçekten oturttuğunuzda bu formüller zaten trigonometrik bağıntılardan geliyor, ee, trigonometrik oranlardan geliyor. Bu da trigonometrik oranlardan gelir. Bu ikisi önceden verildiyse, bunu kolayca türetebilirsiniz. Bu ise sadece Pisagor teoremi. Onu da zaten biliyorsunuz. Şimdi tamamen kutupsal ve dörtgensel koordinatları birbirine çevirmeye hazırsınız ve bunu da öteki videoda yapacağız. Çünkü fark ettim ki zamanım dolmuş.